Ve biz Bezmenler Türkiye'de tek iş adamları olarak iftiharla içeri atıldık. Ailece. Yani bu önemli bir şeydir. Yani nasıl böyle bir iş yaptılar? Yani bizim Edirne'de fabrika kurduk. İhracat yapmak için. Buna inandı ki askeri yönetim. Biz oradaki fabrikayı Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden teröristleri getirip götürmek için, döviz kaçırmak için, silah kaçırmak için filan kurduğumuz diye bir ihbar alıyorlar ve buna inanıyorlar. Buna inanıyorlar. Şimdi bugün size komik geliyor tabii. Yani adamlar ne alakalı, adamın ihracat işi kurmuş, her gün tır çıkıyor. Almanya'ya, Fransa'ya tır gidiyor. Her gün gidiyor. Yani bir kontrol etsene kardeşim, bunlar silah var mı yok mu? Bir 5000 kişi, bir ordu. Bugün 5000 kişiyle Irak'ta operasyon yapıyorlar. Ciddi söylüyorum, gazetelerin birinci sayfasında 5000 kişi. Türk ordusu darbeyi yapan yalanlamadı 5000 rakamını. Bizim bunun için tutuklandık biz. Her tarafı aldı, evler, annem kalp krizi falan önemli değil, hepsi gitti. Sonra kurtuldu annem, bir şey olmadı. Her şeyi araştırdılar, ettiler, öyle bir şey yok tabii. Ya bu bayağı fabrikatör işte. Ama biz bu arada iki ay içeride yattık, iflas ettik tabii. Kimsenin de bir daha iş yapar. Kimsenden kumaş alır. Mesaj santral, lale çarşafları falan. Yani Covid'li gibi kimse bize dokunmaz oldu. Fabrikaları sattım, ettim filan. Yani o zamanlar ben genel müdürdüm. Yeniden kurduk her şeyi filan. Dolayısıyla iyi bir, tabii vurdular da sorun da belli. Yani bu kadar gürültünün içinde böyle aylarca da takip ettim. Böyle 10-15 kişilik bir liste vardı iş adamlarının, sanayicilerin özellikle. Ve bana telefon ediyorlardı. Sen 8. pozisyona geldin, 6. pozisyona ilk 5'tesin. Abi ilk 5'tesin. Polis müdürü arıyor. Abi gözün aydın, ilk 3'e girdin. Sıkı dur. Sakın aynı yerde 3 gece arka arkaya yatma, olur mu? Ha, canını seveyim senin. Her gece başka yerde yatıyorsun. İlk 3'e girmişim artık. Her an gideceğiz zaten, belli. Neyse ki vurdular ettiler falan, bir şey olmadı. Yani hallettik. Şimdi böyle bir ülke, o politize falan değildi o. Zaten bir felaket o iş. Bugün gerekli çünkü böyle bir ülkenin politikacıların yol göstericiliğine ihtiyacı var. Onun için politize olun lütfen. Kapatırken bir misal vereyim. Geçen ay Estonya'da Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. Kim takip edecek? Estonya'da değil, 1 milyon kişi mi var, 2 milyon kişi mi var? Ne var? Buzların arasında bir yer, yani Rusya'nın tepesinde, Finlandiya'nın da kenarında filan, yukarıda bir yer. Yani 6 ay yaz, 6 ay kış, öyle bir yer. Güneş ya batıyor 6 ay, ya da kalkmıyor 6 ay. Öyle bir yer, Estonya işte. Buz gibi bir yer. Demokrasileri çok gelişmiş diye biliniyor. Baltık devletleri işte. Cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor. Bu kişi nasıl haber olabilir ki böyle bir şey? Haber oluyor. Niye biliyor musunuz? Yani ben bunu nasıl öğrenebiliyorum, nasıl duyabiliyorum ki? Yani Estonya'da Cumhurbaşkanı. Yani olacak iş değil. 1000 tane yer var. Çünkü efendim aday yok. Ya aday yok. Cumhurbaşkanı adayı yok. Seçemiyorlar. Ya ben bir hafta takip ettim. Cumhurbaşkanı adayı buldular mı, bulacaklar mı? Bulamadılar. Bir evvelkine rica minnet. Abla, 41 yaşında bir kadıncağız, 36 yaşındayken Cumhurbaşkanı olmuş, tamam demiş, olmaz demişler, kimse yok. Veto hakkı falan var ha, yetkili bir adam, yetkili bir pozisyon yani makam, göstermelik bir şey değil yani. Ve Milli Müze Müdüresi, Müze Müdüresi. Ya milli müzesi nasıl olabilir? Tarihi yok bir kere. Ha? Şövalyeleri var, Estonya şövalyeleri falan. Onun müzesinin müdüresini rica minnet, sen ne olur bir tur daha yap dediler ve onu bir daha seçtiler. Şimdi aynı yerde değiliz.
Dünya böyle de var, böyle de var. O da dünya, bu da dünya. Bizim de hemen yukarımızda. Hemen. Dümdüz yukarı çıkacaksın, bir ihtimal aynı saatlerdeyiz. Bir ihtimal orada da şu anda saat 5. Ama bizde kan gövdeyi getiriyor. Daha seçimlere 2 sene var. Şimdiden kan gövdeyi götürüyor kim Cumhurbaşkanı olacak diye. İşte aynı yerde değiliz. Bizim çok ihtiyacımız var. Politize olalım. Çok teşekkür ederim. Gülbey.